2016 Şubat ayında New York eyaletinde çalışmaya başladım Mastercard firmasında. 3 seneye yakın orada çalıştım. Ürün yönetim, ürün geliştirme alanında müdür olarak çalıştım. Oradaki bilgi birikimimi ve iş tecrübemi burada savunma sanayi ve ödeme alanında uygulamak üzere döndüm. En büyük motivasyonum ise insan kaynakları tarafından önerilen TÜBİTAK'ın 22-32 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ARGE projesi yapmak oldu. Bu bağlamda TÜBİTAK araştırma yapmamıza olanak sağlıyor. Bu alanda doktor öğrencisi yetiştirmemize ve hani Havelsan'da aynı şekilde gerekli altyapı desteğini sağlıyor. Bu anlamda çok müteşekkirim Havelsan ve TÜBİTAK'a. Benim için bu dolayısıyla çok büyük bir fırsattı. Bundan faydalanmak üzere döndüm. Tabii herkesin bireysel tercihleri farklı olabilir. Hani isteği farklı olabilir. Ancak benim için hani en büyük kariyer anlamındaydı. Kariyer anlamında benim gelişime olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Onun haricinde hani Türkiye'de tabii ki hani her şey güllük gülistanlık değil, ancak yani insanın kendi memleketinde olması, arkadaşlarıyla, ailesiyle bir arada olması bence çok önemli. Hani çok değerli ve kendi vatanımıza, hani kendi ülkemize katkıda bulunmak bence çok değerli. Özellikle TÜBİTAK tarafından sağlanan bu program hani önemli bir tersine beyin göçü programı olduğuna inanıyorum. Sadece hani Türk vatandaşları değil, ayrıca hani yurt dışı uyruklu vatandaşlı önemli araştırmacıların da Türkiye'de çalışmasına, bilimsel araştırma yapmasına olanak sağlanıyor. Yani yurt dışında çalışma prensibi, disiplini ve orada elde ettiğim ürün geliştirme alanındaki bilgi birikimim hem şu anki Havelsan'daki işimde hem de TÜBİTAK ARGE programı kapsamındaki projeme de kullanabileceğimi ve katkı sağlayabileceğimi inanıyorum. Dağıtık IoT ağlarında cihaz keşfiyle ilgili. Burada yapay zeka kullanılarak bir cihazın IoT ağına katılıp katılmayacağı kararı otonom hale getirilecek. Bu siber güvenlik anlamında önemli bir katkı olacağına inanıyorum. Bu hem savunma sanayi hem ödeme sektöründe kullanılabilecek çıktılar olacak.